Başka bir günden merhaba diyorum size. Başka bir spor gününden, pilates gününden. Böyle ben bir aylık spor rutinimizi çekmeye çalışıyorum size. Bu da bunun içinde ne olacak? Sadece pilates değil, yürüyüş yaptığımız anları da çektim. Pilates'te ne yapıyoruz onu da göstermeye çalışıyorum. Yani sadece pilates yapmıyoruz aslında biz. Biraz da serbest çalışıyoruz. Yani sadece kadillağın üstünde ya da reformer pilates yapmıyoruz. Canımız nasıl isterse mesela o gün hareketli bir şeyler yapmak istiyoruz. Fitness'a yönelik şeyler yapıyoruz. Bugün daha böyle stretching tarzı yapmak istiyoruz. Ona göre hocamız bizi yönlendiriyor bizim isteğimize göre. Böyle ben şimdi yine birazdan çıkıyorum ve salona gidiyorum. Orada yine yaptığımız şeyleri kısaca göstermeye çalışacağım size. Böyle. Orada görüşürüz o zaman. Bay bay. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Biz bu sporu yaklaşık bir sene oldu sanırım. Bir senedir eşimle birlikte yapıyoruz aslında. Düet ders alıyoruz. Bazen o ekiyor. Ben tek gidiyorum onun ektiği günlerde. Ben çok severek yapıyorum yani pilatesi. Şöyle pilates bende kilo verdirmedi. Yani şöyle söyleyebilirim. Sıkılaştırdı beni, aşırı sıkılaştırdı. Bir senedir, bir seneden fazla oldu. O sıkılaşmayı zaten gözünüzle görüyorsunuz. Dışarıdan çok fark edilmiyor olabilir. Ama kilo vermek istiyorsanız bilmiyorum. Bende kilo verme etkisi olmadı. İncelme ya da sıkılaşma olabilir. Zaten benim istediğim de buydu. Sıkılaşmaktı. Onu da sağladım zaten. Kilo vermeyi de şöyle. Ya zaten o yediğiniz ve içtiğinizde ve biraz da aktivite yapıyorsanız yürüyüş, koşu vesaire o şekilde ben verebiliyorum. Aslında bunu da kafaya takmıyorum. Yani kendiliğinden en çok ben yazın kilo veriyorum tatillerde işte. Zaten iştahınız kapalı oluyor yazın. Çok fazla yemek yemediğiniz için falan. Böyle kendiliğinden veriyorum. Yani özel bir şey yapmadım böyle kilo vermek için. Böyle bunu söylemek istedim. Başka merak ettiğiniz bir şey olursa bana Instagram'dan ya da YouTube'dan yorumlardan da ulaşabilirsiniz. Başka ne diyeyim? Öyle. Yani Instagram'dan da takip edebilirsiniz ve lütfen kanalıma da abone olabilirsiniz. İsterseniz tabii. Siz bilirsiniz. Beğendiyseniz destek olabilirsiniz. Videomu beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Bu şekilde. Bunları söylemek istemiştim. Görüşürüz. Oh,
Belgrad Ormanı'na giriş yaptık. Günaydın. Şimdi ben bir aylık böyle spor rutinimizi çekiyorum size. Pilates ve böyle yürüyüş yapıyoruz biz. Bayağıdır gelmiyoruz aslında Belgrad'a. Uzun bir zamandan sonra geldik. Pilatesin arasında bunları da sıkıştırmak istedim. Yürüyüş yaptığımızı göstermek istedim. Bu arada ormana girişlerde 30 TL olmuş. Bilginiz olsun. Ama şu an ormanın şu görüntüsüne bakar mısınız? Ne kadar güzel. Tam sonbahar renkleri, yapraklar dökülmüş. Fotoğraf çekmek isteyenler gelebilir. Çok güzel. Bugün pazar. Saat de şu an 10:50. Aslında biraz geç. Hatta bayağı geç. Biz normalde çok eskiden bayağı böyle 6'da falan gelirdik. 7'ye kadar bitirirdik sporumuzu, yürüyüşümüzü. Yapmıştık. Arkadaşımız da gelecekti. Ekşimizi. Ekti. Arıyoruz, arıyoruz. Uyuyor hala muhtemelen. Bak saat 11 olmuş Ümit. Hala uyuyorsun. Kaçta uyanacaksın acaba? Seni. Hala uyuyor değil mi? Evli adamlar uyandı. Bebek büyütenler uyandı. Evet. Mis gibi, mis gibi ya. Mavi yapar kökenir. Mis gibi hava. Yavaş yavaş dökümler yapar. Bakar mısınız? Çok tatlı ya. Bayılıyorum her geldiğimde buraya. Köpüşlere bakın. Evet, başlama saatimizi görüyorsunuz. Tam 11. Sence tahmini kaçta biter? Şu an saat 11. Bir saniye yaptırırız. Ne? Ne diyorsun sen ya? Yavaş yavaş Bir saat yürüyeceğiz. 20 dakikada 2 kere yürürsün 6 kilometreyi. Yavaş yavaş. Pardon da yürüyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi 11'de başladıysak 12'de tam bitmiş olmalı. Seri Hızlı grafik tempo yürürsek. yürürsek görüyorsunuz başlangıçta şimdi. Tam 12'de bitirmiş olmalıyız. Hatta koşarsak biraz 12:50 bile olabilir. Hayır, 11:50. Yani anladınız işte 50 dakikada bitirmemiz gerekiyor aslında. Ben normalde tam full tempo koştuğumda Hı. 30 dakikada bitiyorum. O zaman yap. Yap görelim. Hayır, ısınmam lazım tekrardan. Evet. Geldik. Şöyle yapıyorum. Çok güzel ama baksana. Sakin. Buraya geldiğinizde bence telefonunuzu bırakacaksınız. Bana mı Sadece diyorsun? doğayı dinleyeceksiniz. Aa, çok güzel gerçekten hava mis gibi. İnsan kendini dinliyor. Gerçekten. Bir de ateş kokusu oluyor böyle bu dönemler yapanların. Mis gibi Doğanın temiz havasıyla birleştiğinde mükemmel bir çok güzel. Çok koku. güzel. Evet. Tempoya devam. Tamam, teşekkürler. Kameraya oynama. 500 metreyi şu an 5 dakikada bitirdim. Evet, 500 metre bitti bile. Gelin ata binmiş, ya nasip demiş. Öyle bir koşuyorsun ki. İçindeki ruhu dışarı çıkart. Kendince eğleniyor işte. İki. Dakika 18. Dövüşe devam. Ama baksana hava çok güzel.
Hava mı güzel? Evet. Evet, 2,5 dakika. 23. Buralarda güzel yerler var. Evet, parkura bizim başladığımız kısımdan başlarsanız Böyle yokuş çıkarsınız. ve en Hani zorlu olsun. kısım burası. İşte daha iyi zorlanıyoruz. Kalori yakıyoruz. Yağlar gidiyor. Daha iyi değil mi? Şimdi son 2 kilometremiz kaldı saat. Bazen ben böyle arkadan geçiyorum. Ay çok rahat oluyor öyle baksana. 42 ve 4,5. Biraz yavaşlamışız sanki. O da yokuştan kaynaklı Ama olsa bitiyor. gerek. Son 1,5 kilometre. Tam 11.08 saatletleşmemiş olabilir ve tam 6 kilometre Bitirdik. finish. Tam evet, Tam 1 sakinleştik. saat değil mi? Tam 1 saat. Gayet de mantıklı. Şimdi bitti sporumuz, yürüyüşümüz. Şu an bayağı terledim. Yani gelirken üşüyordum. Hep böyle oluyor ama. Yürüyünce gerçekten terliyorsun. Sakın böyle kalın giyinmeyin. Daha ince bir şeyler giyin. Mesela montla parkura gidenler var. Dayanılır gibi değil. Bir de şu an şu dumanlar beni çok tıkadı. Aşırı tıkadı. Herkes yakmış ateşi. Çok tıkandım şu an ya. Bayağı kötü oldum. Ama çok güzeldi. İyi ki gelmişiz. Zaten hep buraya gelince iyi ki gelmişiz diyorum. Ama o Yani evden yataktan kalkmak ilk başta zor olabilir ama aynen. O yataktan kalkana kadar. sonrası mükemmel yani. Evet, sonrası gerçekten iyi ki gelmişiz diyoruz. Yani şu an evde olsan ne yapacaksın? Miskin miskin oturacaksın, kahvaltı yapıp yine oturacaksın. Ama iyi ki gelmişiz gerçekten. Sekizde orada olmam gerekiyordu. Bir 2 dakikalık yürüme mesafesi var. Şimdi gidiyoruz. Şimdi biraz da geç kaldım. Gidiyorum. Saat 8:02. Sekizde orada olmam gerekiyordu. Neyse. 2 dakika sonra oradayım. Görüşürüz. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on.
Çağlar çıkmıyor şu an. Olur, sen de tutabilirsin de. Ben görev bilincine canım arada girip beğeniyorum. Yorum yapmaya çalışacağım. Karşıya bak. Hayır, şimdi indir kaldı kalçayı yanına doğru. Doğru. Tamamen bırakmadan. Bırakmıyoruz. Kuyruğu sıkıştır. Hayır. Belin açılmasın. Yürü. Tamam. Hiç yakışmadı. Olmadı. Çağlar da hayal çok iyi bir bravo hayal. 3 bence 4 5 Çağlar biliyorsun tatlım. 2 dakika harikasın. Belini çukurlaştırma, belin ağrımıyor değil mi? Günaydın, Belgrad'a geldik. Spor rutinimizden bir gün çekiyorum, yine başka bir gündeyiz. Bugün pazar. Ümit'in stoğusunu affetti. Hayır. Baksanıza hayır, çok güzel ya. Şu an tam bir sonbahar. Gelip burada fotoğraf çekebilirsiniz. Yok, siz diyebilirsiniz, afiyet olsun.
nereye geldik? Zorlu'da hep Mons'a geldik. Kahvaltı yapmaya. Herkes başladı.